Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 30 Mart 2021 Salı. Güne yeni kararlarla uyandık. Dün tüm gözler Erdoğan'daydı. Kabine sonrası yeni tedbirler açıkladı Cumhurbaşkanı. Buna göre 1 Mart'ta başlayan kademeli normalleşme süreci 30 günün sonunda bitti bir nebze de olsa. Harita bu. Görüyorsunuz kıpkırmızı. Mart başında çok yüksek riskli il sayısı 17 idi. Rakam 58'e yükseldi. Yani Türkiye'nin %80'i artık kırmızı. Böyle bir şey olması elbette istenmiyordu, beklenmiyordu ama artan vakalar, günlük pozitif hasta sayısında yeniden 30 binleri görmemiz işi bu noktaya getirdi diyebiliriz haritayı. Tek mavi il ise Şırnak. Daha önce Şırnak'tan yine bahsetmiştik. Tüm Türkiye'ye ilham vermesini diliyorum demiştim ama öyle olmadı. İnşallah bundan sonra olacak. Tebrik etmek gerekiyor Şırnak'a. Peki bizi ne bekliyor? Cumartesi günleri yeniden kısıtlama kapsamında artık. Tabii bu sadece 58 il için, yani kırmızı şehirler için geçerli. Diğer renklerde cumartesi günleri sokağa çıkmak serbest. Peki Ramazan'da ne olacak? Başta hemen söyleyelim. Hafta sonları tam kapalıyız cumartesi pazar. 2 gün kısıtlama var tüm yurtta, renk ayırt etmeksizin. 2, normal zamanda %50 kapasiteyle açık olan kafe ve restoranlar Ramazan'da sadece paket servis hizmeti verecek. Yani bir ay mekanda masalı müşteri alamayacaklar. 3, iftar, sahur gibi organizasyonlarda yasaklandı. Nedeni virüsün en sevdiği ortamlar olması. Toplu yemek organizasyonları, kalabalık mekanlar, kapalı mekanlar ve elbette yemek yerken maskeyi çıkarmamız. Yani manşetini Ramazan'da kapalıyız diye atsak bu bölümün hiç haksız sayılmayız. Bugüne baktığımızda ise günün manşeti bu olacak. Teravih namazları camide mi kılınacak? Çok soru geldi bu konuyla ilgili maillerimize, sosyal medyadan. Cevabını Fahrettin Koca verdi. Kılınabilir dedi Bakan Koca. Gerekli tedbirler alınında bir sakıncası yok dedi. Diyelim ve 45 dakikalık maratonumuza, ATV Haber'e hoş geldiniz diyelim. Genelde bakıyorsun maskesiz geziyor. Maskeli gezse de sosyal mesafeye uyulmuyor. Mesafe denen hiçbir şey yok. Yollarda öyle. Üzerinize geliyorlar. Hal böyle olunca vaka sayıları alarm vermeye başladı. Türkiye 1 Mart'ta işte bu tabloyla karşı karşıyaydı ve sadece 17 il çok yüksek riskliydi. Ancak güncellenen haritayla artan vaka sayıları da gözler önüne serildi. Türkiye haritasının neredeyse tamamı kırmızıya büründü. İşte son harita. Kırmızı kategorideki İllerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun %80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 2 güne çıktı. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan illerde yalnızca bu hafta sonu nikah ve düğün için önceden tarih alanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Akşam 21 ile sabah 05 arası tüm Türkiye'de uygulanan kısıtlama ise sürecek. Rengi kırmızı olan illerde kafe ve restoranlar hafta içi sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasiteyle virüs koşullarına uygun olarak hizmet verecekler. Hafta sonları ise kafe ve restoranlar sadece paket servis hizmeti verecekler. Şırnak Türkiye'nin tek düşük riskli ili olmayı sürdürüyor. Orta ve yüksek riskli il sayısı ise 22'ye düştü. Hal böyle olunca 13 Nisan'da başlayacak Ramazan'la birlikte tedbirlerin biraz daha artırılması kararlaştırıldı. İhlal olmamış olsa zaten kapama olayı olmazdı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de geçerli olacak. Toplu iftar ve sahura izin verilmeyecek. Restoran ve kafeler Ramazan boyunca sadece paket servis yapacak. Nisan ve Mayıs aylarında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek. Ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Covid-19 sonrasında kalkınmanın finansmanı. Birleşmiş Milletler'de yapılan bir toplantının ana başlığı. Toplantı önemli çünkü katılanlar devlet başkanları. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir video mesaj gönderdi. Önemli bir çağrı yaptı Birleşmiş Milletler'e. Aşıya adil erişim güvence altında olmalı cümlesini kurdu. Aksi halde salgının sona ermeyeceği gerçeğine ve beraberinde ekonomik sıkıntılara işaret etti.
aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e böyle seslendi. Koronavirüsle mücadelenin temelini oluşturan aşı için çok önemli bir çağrı yaptı. Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği COVID-19 ve sonrasında kalkınmanın finansmanı toplantısına video mesajla katıldı. Aşıya adil erişimin önemine dikkat çekti. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası toparlanma dönemi için önerilerini de sıraladı. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde ikinci kez uzatılmasında fayda görüyoruz. Bugün Salı, mecliste grup toplantıları vardı. MHP ile başlayalım. Devlet Bahçeli kürsüdeydi. MHP'nin 2023 yılı stratejik hedeflerinden bahsetti. Sonra muhalefete geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP'ye destek veren açıklamaları üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi Bahçeli. PKK eşittir HDP denklemine CHP de bodoslama girmiştir dedi. Dokundurmam dediğin HDP kuklası oldu PKK ile vatanımıza dokundu, evlatlarımıza dokundu. Birlik ve beraberliğimize dokundu. Haberin oldu mu? Bundan dolayı vicdanın sızladı mı? MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Dokundurmam diyorsun. İhanede ortaksın demektir. Yazık sana. Yuh olsun senin zihniyetine. Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında HDP'ye dokundurmam bir yanlışı yok demişti. İşte Bahçeli'yi kızdıran da o sözleri oldu. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin ihanet ve yanlışlarını herkes gördü de bir tek mi sen görmedin? Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye zırh olması hukuki süreci durduramayacak dedi ve ekledi. Biz PKK eşittir HDP diyorduk, meğer kanlı denkleme CHP de bodoslama girmiştir. Ve Millet İttifakı'nın erken seçim senaryoları. Kılıçdaroğlu ve ipe dolanmış yoldaşları boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak. Bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Devlet Bahçeli'nin sözlerini dinledik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu partisinin grup toplantısından. Bahçeli'ye yanıt verdi. Gerçek milliyetçi biziz dedi. Gerçek milliyetçi, gerçek vatansever, gerçek ülkesever. İnsanlığı seven biziz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine ve partisine yönelik eleştirilerine böyle cevap verdi. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi tek gündemi benim diyerek eleştirdi. Kendisine milliyetçiyim diyen bir partinin genel başkanı, onun da tek gündem konusu benim. Sayın Bahçeli'nin ya bu esnafın derdi nedir diye sorduğunu duydunuz mu? Duymadınız. Duyamazsınız. Onun derdi biziz. Sözlerini bir adım ileri götüren Kılıçdaroğlu, gerçek milliyetçinin kendileri olduğunu savundu. Bunları kimden duyuyorsunuz? Bu kardeşinizden duyuyorsunuz. Bu kardeşinizden. Kim gerçek milliyetçi? Biziz. CHP Genel Başkanı'nın bu eleştirileri yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi. CHP yönetiminin demokrasiden uzaklaştığını dile getirdiği için partiden ihraç edilen Öztürk Yılmaz'la devam edeceğiz. Yenilik Partisi'ni kurmuştu. Yılmaz bir esnaf ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır sözlerle hedef aldı yine.
kukla bu. Onu orada getirip FETÖ'cüler oraya oturttu ve oradan gitmiyor. Çünkü FETÖ'cüler onlar ne diyorsa onu yapıyor. Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'ın hedefindeki isim Kemal Kılıçdaroğlu. Bizim başımıza ne geldiyse bu. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir şey söyleyeceğim bakın. Vallahi. Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Bir. İki. Bölücülüğün daniskasını o yapıyor. Partide bir adam bırakmadı. Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz esnaf ziyaretindeydi. Yolda karşılaştığı bir CHP'li ile tartışmaya başladığı eski partisini yerden yere vurdu. Seni onu eleştirmedikçe o gitmez. Ben burada yok. Siz 100 defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz. Sen bana sakın şeyi anlatma CHP'yi. Benim 7 sülalem CHP'den geldi. Yılmaz'ın sözleri giderek sertleşti. Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün kuklası eleştirisinde bulundu. Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybediyor ya, hiç diyor musun niye burada duruyorsun? Biz diyoruz. FETÖ'cüler oturttu ve oradan gitmiyor. HDP'ye açılan kapatma davasıyla devam edelim. Gözler yarına çevrildi çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği iddianamenin kabul edilip edilmeyeceği yarın belli olacak. Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini yapacak. Eğer iddianame kabul edilirse HDP'den ön savunma istenecek. Öncesinde ise bugün bir sıcak gelişme, bir son dakika gelişmesi oldu. Başvuruyu inceleyen raportör dosyada eksik olduğunu belirterek ya eksiklerin giderilmesi için iddianame iade edilsin ya da eksik belgeler dava sürecinde tamamlansın önerisinde bulundu. Tabii son karar Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun. Başkan Erdoğan'ın heykelli diyeceğiz, heykelli. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatma davasında ilk inceleme kararını verecek. Tabelamızı bile size vermeyeceğiz, size kaptırmayacağız. Hazırlanan iddianamede PKK ile arasında fark olmadığı belirtilen HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği vurgulanıyordu. Anayasa Mahkemesi raportörü incelemesini tamamladı, dosyasını oluşturdu. Davada eksik dosya bulunduğunu belirterek ya eksiklerin giderilmesi için iddianame iade edilsin ya da eksik belgeler dava sürecinde tamamlansın dedi. O dosya şimdi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun önüne gelecek. PKK bir terör örgütü değildir. Şayet ilk inceleme sonunda iddianame kabul edilirse HDP'nin savunması alınacak ve böylece kapatma davası resmen başlamış olacak. HDP'nin kapatılması için 15 kişiden oluşan mahkeme heyetinin en az 10'unun kabul oyu vermesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün ilk olağan genel kurul için kameraların karşısındaydı. Gündeminde faizler vardı. Ana hedef enflasyonu %5'e düşürmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak dedi. Kavcıoğlu'na göre bu hedefe ulaşmak için de politika faizi enflasyonun üzerinde tutulacak. Enflasyonla kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Faiz indirimi olacak mı sorusuna en net yanıt Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan geldi. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reform paketinde enflasyonda düşüş, büyüme ve istikrar vurgusu vardı. Kavcıoğlu da göreve geldikten sonra ilk toplantısında kararlılık mesajı verdi. 2023 yılında enflasyonu %5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. %5 hedefi gerçekleşinceye kadar politika faizi enflasyonun üzerinde olacak dedi Merkez Bankası Başkanı. Piyasalar açıklamaya olumlu yanıt verdi. Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Evi su bastı, en zor anında gelen yardımlara sevinemeden soyguncular kapısına dayandı. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Pes dedirten hırsızlık birazdan ATV ana haberde. Bu haberin başlığına ürküten uyarı dedik. Çünkü o uyarı çocuklarımızla ilgili. Daha önce de yeni mutasyonlar, yeni varyantlar sebebiyle virüsün tehdidi altında olduklarını ekranlarınıza getirmiştik çocuklarımızın, yavrularımızın. Ama artık o tehdit çok daha ciddi. Eğer uzmanların şüphesi doğruysa çocuklarımız koronavirüsü atlatsa bile kalp hastası olabilirler. Evet.
Miyokardit vakaları çok arttı. Kalp kasın tutulma vakaları. Küçücük bedenler işte. Yani biz de burada çaresiz bekliyoruz. Yeni varyant gözünü çocuklara dikti. Koronavirüs çocuklarda kalbi vuruyor. Genellikle çarpıntıyla geliyorlar. Tabii ateşleri ve diğer COVID bulguları var ama özellikle çarpıntı var ve hastanın ateşi düşmesine rağmen devam ediyor. İşte eko çekiyoruz, ekoda da bulgular saptanıyor. Burası İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi. Yoğun bakım servisinde 6 çocuk koronavirüs nedeniyle yatıyor. Ve bunların içinde 2 tanesinin kalp kası tutulması var. Covid olduktan sonra miyokardit de etkiledi. Kalp enzimleri yüksek çıktı. Yüzüstü yatmak zorunda çocuk. Ciğerlerinin rahat olması için oksijen ayıramıyoruz. Efe altta yatan kronik astımı sebebiyle yüz yüze eğitime de gitmiyordu. Efe'nin babası, anneannesi, babaannesi ve dayısı da Covid'den tedavi altında. 11 yaşındaki Efe'nin annesi hastane kapısında zorlu bekleyişte. 6 gündür hastanede olan Efe'den güzel haber bekliyor. Küçücük bedenler işte, yani biz de burada çaresiz bekliyoruz. Covid salgınında 3. dalgayı yaşayan Türkiye'de vakalardaki hızlı artışa bu kez çocuklarda eklendi. İngiliz varyantı çocukların kalp sağlığını bozuyor. 4 dörtlük Covid tablosu olan bir çocuk hastayı yatırıyoruz. Mesela işte yatan hastaların zatürresi de var beraberinde. 4 dörtlük Covid ama ek olarak kalp kası tutuluyor. Kalp kası iltihabı yani miyokardite karşı uzmanlar uyarıyor. Hastalığı atlatsalar bile ömürlerini kalp hastası olarak sürdürme ihtimali var çocukların. Kalp odacıklarının genişleme yapıyor. Dilate kardiyomiyopati dediğimiz tablolar ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucunda da kalbin kasılma gücü azalabiliyor. Nadir de olsa hani kalp nakline kadar gidebiliyor. Virüs genç yaşlı çocuk ayırt etmiyor, görüyorsunuz artık. Vaka tablosundaki artış da devam ediyor. Karabüklü Zehra Taraş'ın testi de pozitif çıktı. Görevliler onu evine kadar götürecekti ama Taraş kaçırılacağını düşünüp panikledi. Araca binmemek için dakikalarca direndi. O anları izleyeceksiniz şimdi ama malumun ilamı gibi bir de detay var görüntüde. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Lütfen dikkat edin. Taraş'ın elinde taşıdığı çanta durumu anlatıyor gibi sanki çevresine. Sen pozitif misin? Bak şeyini, maskeni tak, maskeni. Maskeni tak, maskeni. Sen geç bak şeye, o arabaya geç sen. Oğlum araba çağır beni. Testi pozitif çıktı, hasta nakil aracıyla eve bırakılıyordu ama o kaçırıldığını düşündü, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Deyze sen niye gitmiyorsun arabayla? Başımı döndü, neredeyse. Teyzem de benim onu kaçırdığımı zannediyor herhalde. He. Bu araba ambulans değil, ben gitmem. Şöyle sen böyle indi, aşağı doğru kaçıyor. Karabük'te yaşayan Zehra Taraş yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Koronavirüs testi yapılan kadının sonucu pozitifti. Hemen hasta nakil aracına alındı, eve götürülüyordu. Sen pozitif çıkmışsın, ambulans seni eve kadar götürüyor. Götüreceğini işte, ben de onu başka şey yaparım dedi. Panikledim. Kaçırıldığını düşünen kadın fırsatını bulduğunda araçtan indi, kaçmaya çalıştı. Araç şoförü hemen polise haber verdi. Bak o araba, oradaki arabayla gideceksin sen. Bak polisler de geldi. Ben tedirgin, hoş oldum ya amca ya. Ya sen niye? Tüm çabalara rağmen bir türlü araca binmek istemedi. Onu İstanbul'da görev yapan polis memuru oğlu güçlükle ikna etti. Yok yok, ben konuşmuyorum. Oğlum polis. Ben konuştum senin oğlanla, gel. Hadi teyzem. Hadi teyze. Teyze bir tanıdık mı? Hastaneye bırakacak sen, hadi. Hastaneye bırakalım. Bu cümleyi kuran küçük kuzey Efe'nin annesi, oğlumun yasını bile tutamıyorum diyor. Peki ona bunu söyleten ne? Önce hatırlayalım. 4 yaşındaki kuzey Efe'ye ne olmuştu? Babası yaramazlık yapıyor diye onu nefessiz bırakmış, ölümüne yol açmıştı. Müebbet hapis cezasına çarptıran o baba tahliye edildi. Bakın hangi gerekçeyle. Belki benim evime gelecek. Çünkü benim oğlum gitti. Bana oğlumu veremiyorlar ama onun cezasını da veremiyorlar. Ben bir türlü oğlumun yasını tutamıyorum bunlarla uğraşmaktan. İsyan ediyor çünkü oğlunu canından eden eski eşi 3 yılın sonunda tahliye edildi. Oğlumun sadece ölümüne sebebiyet verdiği yönünde bir karar çıktı. Korkunç olay 2018 yılında Balıkesir Edremit'te yaşandı. Hüseyin Ersezgin gezintiye çıkardığı 4 yaşındaki oğluna iddia o ki yaramazlık yaptığı için kızdı, eliyle ağzını burnunu kapatarak nefessiz bıraktı. Sonra da fenalaştı diyerek hastaneye götürdü. Küçük çocuk kurtarılamadı.
Cenaze töreninde soğukkanlılığını koruyan Er Sezgin otopsi raporu çıkmadan suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Kuzey Efe'nin annesi bu itirafla yıkıldı. O eylemi yapmamış olsaydı eğer benim oğlum şu an yanımda olacaktı ve 6,5 yaşında olacaktı, kardeşiyle birlikte büyüyecektim. Hüseyin Er Sezgin kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak avukatı istinaf mahkemesine gitti ve bu kez bilinçli taksirle öldürmek suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme tutuklu kaldığı 3 yılı göz önünde bulundurarak Er Sezgin'i tahliye etti. Kuzey Efe'nin annesi ikinci kez yıkıldı. Benim çocuğum geri gelmeyecek neticede. Sebebiyet vermeyi ben asla kabul etmiyorum. Neticede ağzını burnunu kapatmış yani. Acılı anne kararı kabullenmiyor ve konuyu Yargıtay'a taşımaya hazırlanıyor. Evet. İhtiyacı olan parayı tefeciden almaya kalktı, her şeyini kaptırdı. Üstelik benzer durumda 100'e yakın kişi var. Her şeyimizi kaybettik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şey. Tefeci mağdurları birazdan ATV Ana Haber'de. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina zarar görmüştü, hatırlayacaksınız. Onlardan biri de karşı yakadaki Dostluk sitesiydi. Bu ismi de çok iyi hatırlayacaksınız. Dün ağır hasarlı o sitenin kontrollü yıkımı yapılacaktı ancak planlandığı gibi olmadı. Yıkım kontrolden çıktı. Öbür tarafa düştü. Adam kaldı altında. Parkta oturuyordum. Evin yıkıldığını gördüm. Çok bağırdım. Büyük bir kaza atlattık. Böyle bir yıkım olmaz. İşler planlandığı gibi gitmedi. Kontrollü yıkım sırasında bina yan apartmanın üzerine devrildi. Ev gitmiş Emrah. Biliyorum, ev gitmiş ya. Bizim ev gitmiş. Evet. Nasıl gitti? Bina yıkılmış. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan biri de karşı yakadaki Dostluk sitesiydi. Bir kolonu kesti, normal bir şey olmadı, yıkılmadı. Orta kolonu keserken bomba gibi patladı yani. Ekipler ağır hasarlı binanın yıkımını yapacaktı. Ancak yıkım sırasında işler ters gitti. Yıkım sırasında bina sağ tarafı doğru yıkılmak istendi. Fakat arka kolonların yıkılmasıyla bina yan taraftaki binanın üzerine yıkıldı. Gitti. Bina gitti. Gitti vallahi, bizim ev gitti. Sağlam bina da gitti. Binayı yıkmak için tedbirlerimizi aldık ama bina yıkarken arka kolon kırık olduğu için bina bir anda ters döndü ve binanın üzerine devrildi. Neyse ki yıkılan binanın üzerine devrildiği Nafi Cemal apartmanı tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Kimse can kaybı yaşamadı ama binada ağır hasar oluştu. Çocukların yatak odasının hemen hemen tamamı yok durumda. Banyomuz yok. Evin hali içler acısı. Belki 4 senelik sıfırdı aldığımızda. Eşyalarımı hepsi yeni. Kıyafetlerimizi alabildik ama öyle apar topar aldık. Bir kepçe operatörü de yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağır hasar oluşan bina mühürlendi. Bina sakinleri geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Mağduriyet tamamen bize ait olduğu için her türlü zararlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız firma olarak. İstanbul Fatih'te bir binanın bodrum katını su bastı. O dairede yalnız yaşayan bir kadın vardı ve tüm elektronik eşyası bozulmuştu, elektrikli eşyası su baskınıyla. Bir yardım derneği o kadına buzdolabı hediye etti. İçeride tadilat ve temizlik olduğu için de kapının önünde duruyordu dolap. Çalındı. Hem de güpegündüz. Daire kapımın önünde dolap duruyordu, kutu içinde. O kutuyu daha açamamışken vicdansız hırsızların hedefi oldu. Evin durumu hiç iyi değil. Nutubet içinde, farelerin içinde, akrepler içinde. Tek yaşıyorum. Sevgi Akgöl zaten zorluklar içinde yaşıyordu. Yaşadığı evde gider patlayınca zorluk bir kat daha arttı. Kova hastasıyım, çalışamıyorum. İhtiyaç sahibi biriyim. Bir dernek yardımına yetişti ama Akgöl bu desteğe uzun süre sevinemedi bile. Fatih'te bodrum katta yaşayan Sevgi Akgül'ün evi apartman giderlerinin patlamasıyla su altında kaldı. Elektronik eşyaları bozuldu. Komşuların aracılığıyla bir yardım kuruluşu ona buzdolabı hediye etti. Ancak dağ kutusunu açmadan o buzdolabı hırsızların hedefi oldu. Su aktığı için yapılmasını bekledim. Daire kapımın önünde dolap duruyordu, kutu içinde.
3 kişi aşağı iniyorlar. Kendi dolapları gibi yani hiç tereddütsüz alıp götürüyorlar. Bir kişi de görücülük yapıyor. Daha fişe bile takılmayan buzdolabını kutusuyla birlikte sırtlayan hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi ortadan kayboldu. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bulunmasını istiyorum bu şahısların. Polis şimdi pervasız hırsızların peşinde. Müge Anlı'ya eski bir hostesin yaşadığı aşk tuzağı damga vurdu. İddiaya göre 57 yaşındaki kadın birlikte evlilik hayalleri kurduğu erkek arkadaşına 3 yıl boyunca borç para verdi. Ancak tırnak içinde ilişki öyle bir noktaya geldi ki hem parasından olduğu hem de evlilik hayali suya düştü. Dahası da var. Talihsiz kadının kuzeni de paranın kokusunu almıştı. Benden sürekli borç para aldı. Babamın kuzeni de beni dolandırdı. Borç olarak verdim. Adam gitti başka birisiyle evlendi. Güvendi, aşk tuzağına düştü. Yüz binlerce lirasından oldu. Bu olayla içerisinde çok zor durumda kaldım. Yemin ediyorum ekmek alamıyorum. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 57 yaşındaki eski hostes Nalan Ülker'in hayali 3 yıllık erkek arkadaşıyla evlenmekti. Sevgilim Özkan 850 bin artı bir araba. 370 bin artı bir araba. İddiaya göre Nalan Ülker hem birikimi hem de babasından miras kalan parayı kendisinden borç para isteyen erkek arkadaşına vermişti. Üstelik verdiği o paranın evlilik yolunu açacağına inanmıştı. Sürekli istiyor işte ihtiyacım var, ihtiyacım var. Ağlıyor. İyi hadi vereyim 3-5 derken birikti efendim. Kaç lira verdin toplamda? 850. Ancak ne parasını geri alabildi ne de evlilik hayali gerçek oldu. Borç olarak verdim dedik işte Nalan biz 2019'da seninle evleneceğiz ya o zaman hallederim dedi. Ben de ne bileyim ben adam gitti başka birisiyle evlendi ve evlenirken de bana evlendiği gün davetiyesini atıyor. Niye 850 bin lira veriyorsunuz? Çok seviyorum ya. 2019'da evleneceğim ya onun için. İddiaya göre dolandırıcı sevgilinin karısı da tüm olanlardan haberdardı. Senin evini otel olarak kullanırken o kadın da onun hayatında mıymış? Evet hayatındaymış. O da kabul mü etmiş? Evet. Ya neler anlatıyorsunuz ya? Savcılar gittim şikayette bulundum. İfadesi alınmış. Hı. Ben tanımıyorum onu. Sadece sevgilisi değil kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın yaşadığı evi kaybetmekten de korkuyor. İkisi birlik olmuşlar bana senet imzalatmışlar. Sen de kalp hastasın ölürsün falan başıma kalma dedi. Başıma kalma deyince ben de tabii görmeyince attım ama nereye attığımı bilmiyorum. Ama evimi satmasın Müge Hanım evsiz kalacağım satmasın. Böyle adamlar arıyor Müge Hanım. Yayına telefonla bağlanan kuzeni ise suçlamaları reddetti. Ben annesinin evinin parasını isteyen... Hepsini ona verdim. Yalan hayır söyledim. Kesinlikle vermedik. Bana vekalet verdi annemin evini sat diye. Ben de sattım parasını ona verdim. Hayır kesinlikle. Yaşananlara Müge Anlı isyan etti. Hanımefendinin ailesine sesleniyorum. Bence sizin hakkınızda kısıtlama çıkarılmadı hanımefendi. Siz kusura bakmayın ama malınızı mülkünüzü satmışsınız. Yani birisi sizin vasiyiniz olsun kardeşlerinizden falan. Bahar Candan katıldığı bir moda programı sonrası tanınmıştı. Candan... Tatile gittiği Uludağ'da yanına fotoğraf çektirmeye gelen birinin saldırısına uğradı. 23 yaşındaki kadının yüzüne 10 dikiş atıldı. Hiçbir insanın aslında yani nefretini hak edecek hiçbir şey yapmadım. Kadın olduğum için bence ben buna maruz kaldım. Yanağım ağrıyor ve iz kalacak. Katıldığı moda programıyla tanınan Bahar Candan bu kez hastanelik oldu. Bahar Candan'ı moda programlarından renkli görüntüsüyle, gülümsemesiyle hatırlarsınız ama bugün hiç mutlu değil. Hatta gözleri dolu dolu. Çünkü Uludağ tatile gittiğinde iddiasına göre onunla fotoğraf çektirmek isteyen biri tarafından şiddete uğradı. Yüzüne 10 dikiş atıldı. Saldırgan yanıma geldi, benimle fotoğraf çektirdi. Onu kırmadım. Daha sonra tekrar benim yanıma geldi. Benimle konuşmak istedi. Ben de konuşmak istemedim. Ve sonra bana saldırdı. Aldığı darbelerle Candan'ın yüzü parçalandı. Yumruk attı ve elinde telefonu varken yumruk attı. Telefon yüzüme çarptı ve yüzümü kesti. Şu yüzüme kasti yara vermek için yapılmış bir hareket olduğu için saldırgan amacına ulaştı. Yüzüme 10 tane dikiş atıldı ve büyük ihtimalle iz kalacak. Yüzünde 10 dikiş olan kadın saldırgandan şikayetçi. Benim yanağım parçalandı. Bireyle hiçbir sosyal bağım, bir kişisel bir sorunum kesinlikle yok. Kendi başınıza gelmesi bambaşka bir şey. Yani
Yani bağırmak istiyorsunuz. Yani bana nasıl yapar demek istiyorsunuz. İnanın yani yüzü gözümün önüne gelmesin lütfen. Yani çok tatsız bir durum. Televizyonda yarattığı Bahar Candan karakteriyle zaman zaman insanların sempatisini, zaman zaman da tepkisini toplayan Bahar Candan bundan sonra başına gelecekler konusunda endişeli. Buraya geldim dedim ki umurumda değil. Arkadaş edinirim diye geldim. Ben sadece televizyonda gördükleri o şımarık küçük kız değilim. Bahar Candan benim televizyonda yarattığım ve yaratmamı istedikleri bir karakter. Hiçbir kadın bunu hak etmez. Tefecilerin ağına düşüp hayatı altüst olan birçok mağdurun hikayesini dinledik daha önce ama yeni kurbanlar da çıkıyor hala. Halil Özyıldırım ve Beko Ertürk de borçlandı tefeci ve onlar dışında aynı tefeciden borç alan yüze yakın kişi daha var. Hepsinin derdi aynı. Ödemelerine rağmen bitmek bilmeyen ve sürekli katlanan borç. Tefecilere elimizi kolumuzu kaptırdık. Bir daha yıllarca öde 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 bir türlü borcu bitiremedik. Kanımızı emdiler resmen. Yarasa gibi emdiler. Toplamda işte 80-90 kişinin kanını emdiler yani. Zorlukla senet imzaladı hanımla ikimizle. Gece 11'de geldiler evime. Boş bir kağıda imza attırdılar. Boş kağıdı senede çevirdiler. Tefecilerin ağına düştüler. Ellerinde avuçlarında ne varsa kaybettiler. Daireler gitti. En az 3 tane daire, dükkan, araba, gayrimenkul para hepsi gitti yani. Hiçbir şey kalmadı. 300 bin liralık senet karşılığında 6 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyona yakın para ödediler. 2 milyon dışında ellerindeki daireleri, dükkanları, tüm gayrimenkullerini de kaybettiler ancak bir türlü o borçları bitiremediler. Hala tefecilere borçları var. Aslında Beko Ertürk yalnızca tefecilerden borç alan yeğenine kefil olmuştu. Zaten her şey de bundan sonra başladı. Yeğenimiz bunlardan 300 milyar civarında borç para alıyor. 1.800.000 liralık senet yaptırıyor yeğenime. 300 bin liraya 1.800.000 lira mı? Evet. Üstelik iddiaya göre borç ödense de ödenmese de tefecilerden kurtulmak mümkün olmuyor. Çünkü imzalanan senetler hiçbir zaman ellerine geçmiyor. Hatta sürekli faiz işliyor. Kesinlikle bırakmayın yani kökünüzü kurutana kadar sizin yakanızı bırakmıyor. Tefecilere kolunu kaptıran maalesef bir daha kurtulamıyor. Borcunu ödese bile senetler o kişilere verilmediği için icraya verilip tekrar ödenen paralar katıyla karşı taraftan yeniden alınıyor. İşte bu çetenin de 80'e yakın mağduru var ve mağduriyetler sonrasında herkes elinde avucunda ne varsa kaybetmiş durumda. Ben şu andaki zararım 1 trilyon üzerinde. Mağdurların şimdi tek bir isteği var. Kaybettikleri paraları geri alabilmek ve onları bu hale getirenlerin ceza alması. İstanbul Nişantaşı'na bir hırsız dadandı. Restoran, ganyan bayi, ev, inşaat nereyi bulduysa girdi. Kaşla göz arasında gözüne kestirdiği telefonları çalıp çıktı. O bunu yaparken kimsenin ruhu bile duymadı ama bu durum yakalanmasına engel de olmadı. Lokanta, market, ganyan bayi ayırmadı, aynı gün içinde el çabukluğuyla seri telefon hırsızlığı yaptı. Fas uyruklu yan kesici geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki dükkanlara dadandı. Faslı hırsız önce bir köfteciyi kestirdi gözüne. Masada yemek yiyen müşterilerin yanına yaklaşıp garson gibi pul biberi almak istedi. Ve o esnada da bir eliyle biberi aldı, diğeriyle masadaki telefonu çaldı. Çaldığı telefonla köfteciden çıkan hırsızın bir sonraki durağı ganyan bayi oldu. Kılık değiştirip girdiği ganyan bayiinde el çabukluğuyla rafta duran telefonu cebine indirdi. Sonraki hedefi marketti. Bir müşterinin telefonuna uzandı, onu da cebine attı. Telefonlarının çalındığını fark eden mağdurlar hemen şikayette bulundu. Emniyet kamera kayıtlarını inceledi, yan kesicinin eşkalini belirledi. Kısa süre sonra yakalanan hırsız açıktan hırsızlık suçundan önce adliyeye ardından cezaevine sevk edildi. Üzerinden çıkan 5 çalıntı telefonsa sahiplerine geri verildi. Çin'de yaşanan korku dolu anlarla devam edeceğiz. 13 yaşında bir çocuk evin balkonunda oyun oynuyordu. Korkuluklara çıktığı sırada dengesini kaybetti ve 4. katta asılı kaldı. Yardım çığlıklarına çevredekiler bir yorganla yetişti.
Çığlıkları duydular, yardım etmek için bir an bile tereddüt etmediler. Kahraman bakkal ve mahalleli 4. kattan düşen çocuğu yorganla yakaladı. Yer Çin. 13 yaşındaki çocuk evin balkonunda oynarken korkuluklara çıktı. Dengesini kaybedince de metrelerce yüksekte asılı kaldı. Çocuk bağırmaya başladı ve sesini giriş katta bulunan bakkala duyurdu. Olan biteni anlayan kadın hemen yakınındaki yorganı kapıp dışarı çıktı. Yorgan branda gibi gerildi, işte o anda çocuk kendini boşluğa bıraktı ve neyse ki yorganın üzerine düştü. Kolundan hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayatını kurtaran kadın da Çin'de günün kahramanı oldu. Meksika polisi göçmen bir kadını gözaltına almak istedi. Aldı da. Ama karşılarındaki bir kadın olmasına rağmen o kadar sert müdahale ettiler ki sonu cinayete vardı. İşte dünyayı ayağa kaldıran o polis cinayetinin görüntüsü. Yere yatırıp boynunu kırdılar, göçmen kadını onlarca kişinin gözü önünde katlettiler. Meksika'da halkı sokağa döken polis cinayetinin adresi Tulum kentiydi. Polisler El Salvador'dan sığınmacı olarak ülkeye gelen Victoria Salazar Arriaza'yı gözaltına almak istedi ve kadın yere yatırıldı. Polislerden biri diziyle kadının sırtına ve boynuna bastırdı. Canı çok yanan Arriaza acı bir çığlık attı. İşte bu çığlığın saniyeler sonrasında genç kadının boynu kırıldı ve oracıkta hayatını kaybetti. Polisler acımasızca öldürdükleri kadın için ambulans bile çağırmadı. Cesedi kamyonetlerinin kasasına koyup oradan uzaklaştılar. Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü. Cinayeti işleyen polisler görevden alındı ama ülkede eylemler sürüyor. Yaşadığımız çağda artık bir işin, bir mesleğin kadınların ya da erkeklerin tek elinde olamayacağını biliyoruz ama bazı göz aşinalıkları da var. Mesela vale deyince insanın gözünün önüne genelde erkek bir çalışan geliyor olabilir. Oysa kadınlar da bu işte çok iyi. Hatta direksiyon hakimiyetleriyle birçok erkeği de kıskandırıyorlar. Şimdi sizi onlarla tanıştıracağız. Kadın eli deyince her şeyin güzelleşine bir kez daha ikna olacaksınız. Araç kullanmada ustalar, müşteriye karşı kibarlar. İşte Türkiye'deki 500 kadın valeden 4'ü. İşte Ayfer'i görüyorsunuz. Onun arkasında Nida, onun arkasında Derya ve onun arkasında da Dilek. Onlar 4 kadın vale. Zor bir iş yapıyorlar. Zira müşteriyle karşı karşıya geldiklerinde şaşıranlar var. Arabalarını onlara emanet etmek istemeyenler var. Ancak onlar bu işin üstesinden de layıkıyla geliyorlar. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Valesiz misiniz? Evet benim. Aracı size mi teslim ediyorum? Evet, bana teslim ediyorum. Çizmezsiniz değil mi aracı? Bize güvenebilirsiniz. Aracınızı bıraktığınız gibi geri alacaksınız. Anladım. Hiç daha önce kadın vale görmüş müydünüz? Hayır, görmemiştim. Kadınlardan korkuyorlar bence. Neden? Neden? Çünkü güvenmiyorlar kadınlara. Kadınların her işi başarabileceğine inanmadıkları için. Öyle. Ama kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğine hepimiz inanıyoruz ve biliyoruz bunu. Vale deyince akla önce erkekler gelse de aslında onlar bu işte oldukça başarılı. Arabayı bize teslim ettiği için psikolojik olarak bile olmuş olsa arabanın çizildiğini düşünüyorlar. Arabanın bir yerinde bir şey olduğunu düşünüyorlar ama halbuki öyle bir durum yok. Nasıl alındıysa öyle teslim ediliyor tarafımızdan. Erkek müşterilerin tepkilerine de alışıklar. Siz misiniz? Erkek vale yok mu gibi tepkiler oluyor. Ama bizi gördükleri zaman, nasıl kullandığımızı gördükleri zaman insanların tabii ki güveni artıyor. İzlanda'daki Fagradals yanardağı yüzyıllar sonra yeniden faaliyete geçti. Ama faal olan sadece yanardağ değil, yanardağın etekleri de turist kaynıyor tam da bu nedenle. Patlamaları yakından görmek isteyenler çok ürkütücü olmasına aldırmadan lavların yanı başına kadar ilerliyor. Yeah.
Lavların üzerinde sosis pişirdiler. Yanardağın yanı başında voleybol oynadılar. İzlanda'da 800 yıl sonra faaliyete geçen Fagradals Yanardağı'na turist akını var. Yanardağ başkent Reykjavik'e 40 kilometre mesafede. Kratere ulaşmak içinse 6 kilometre yürümek gerekiyor. Binlerce kişi patlamaları görmek için bölgeye kamp kurdu. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada o kadar hızlı yayılıyor ki turistler Avrupa'nın dört bir yanından fotoğraf çekmek için bölgeye gidiyor. Yanardağ'ın lav püskürttüğü anlar görsel bir şölen gibi izleniyor. Uzmanlar da Yanardağ'ın insanlar için bir tehdit olmadığı görüşünde. Dokuz yaşındaki Hira'yı hatırlayacaksınız. Çok büyük bir Atatürk sevgisi ve Anıtkabir'i ziyaret etme hayali vardı. Onu Yüksekova'dan Ankara'ya götürme şansı olmayan babası da kızına büyük bir sürpriz yapmış ve Anıtkabir'i kardan inşa etmişti. Hira'nın hayali gerçek oldu. Hira ailesiyle birlikte bugün Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Atatürk, düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Elinde Türk bayrağı, aslanlı yolu başı dimdik yürüdü. Ağır ağır çıktı basamakları. Her saniyeyi dolu dolu yaşamaya çalıştı. Çünkü hayali gerçek oldu. Hayalim de bu. Anıtkabir'e gelmeyi. Hayalim gerçekleşti. 9 yaşındaki Hira'nın en büyük hayali Anıtkabir'i görmekti. Öyle ki babası hayali biraz olsun gerçekleşsin diye Hakkari Yüksekova'daki evlerinin önüne kardan Anıtkabir yapmıştı. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Hira babasının yaptığı kardan Anıtkabir'i gururla ziyaret etmişti. Bugünse Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu küçük Hira'nın. Atatürk'ü ziyaret ettiğimi çok sevdim. Çok duygulandı gerçekten. Hira'nın hayali gerçek oldu, benimki de gerçek oldu. Babasının o gün Hira'yı elinden tutup Anıtkabir'e götürme imkanı yoktu. Ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar küçük Hira'nın bu isteğine kayıtsız kalmadı. Sayın Hulusi Akar'dan çok teşekkürler ederim. Şimdi o bizi koruyor. Önce dua etti, sonra nöbet başında olan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir'e bir şiirle veda etti. Adını büyük küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anşanlı Karaman Mustafa Kemal Atatürk. Suudi Arabistan'da dünyaya gelen meşhur beşizler. Bir yaşındalar artık. Maşallah hepsi birbirinden sevimli. Beşi bir yerde doğum günü izleyeceksiniz şimdi. Muhammed, Yusuf, Hamza, Necla ve Selma. Sevimli beşizler artık bir yaşında. Mekke'de yaşıyordum. 30 Mart beşizleri dünyaya getirdim. Türkiye, Merve ve Hüseyin Huyluoğlu çiftinin beşiz bebeklerinin adını Suudi Arabistan'dan gelmek istediklerinde duymuştu. Sağ olsun Bakan Hanım'ın aracılığıyla bizi buraya getirdi. Allah ondan razı olsun. Aile artık memleketleri Hatay'da. Beşizler bugün bir yaşına girdi. O sevimli minikleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da unutmadı. Şu an bir yaşındalar. Güzel bir mutluluk. Geldiğimizdeki Zühre Hanım'a, Bakan Hanım'ıza çok teşekkür ediyoruz. Pastamızı yollamışlar, teşekkürünü gönderdiler. Nice mutlu yıllar dileyeceğiz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Huyluoğlu çifti tüm sıkıntılara rağmen pastanın üstündeki mumları üfleyerek beşizlerinin yeni yaşını kutladı. Çocuklarımız bir yaşına girdiler. Bunda çoğu kişinin emeği var. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsine. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.